Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da özellikle ülkemizde bulunan Suriyeliler, Araplar ve Suudi Arabistan olsun diğer Arap ülkeleriyle ilgili yapacağımız bir video. Gerek ayetler üzerinden, gerekse hadiste belirtildiği gibi hani bunların akıbetinin ne olacağına dair. İnşallah çok kapsayıcı ve çok net belirtmiş olacağız inşallah. Şimdi özellikle güzel kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri dinini önce İsrailoğulları üzerinden yeryüzüne, peygamberler yani Resullerine bile seçerekten yeryüzündeki beldelere, şehirlere, kasabalara, soylara, soklara bildiriyordu. Bu şekilde bunları ta ki hani yeryüzünde İslam'ın ufaktan ufaktan emirleriyle Allah'ın emir ve yasaklarını yeryüzünde ihya etmeleri, yerine getirmeleri, bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri için de. Tabi İsrailoğulları ne yaptı? Gelen bu kadar ilahi mesajlara rağmen asi oldular, inkarcı oldular, kendi çıkarlarına menfaatlerine düştüler. Evet, peygamberleri katlettiler. Hatta Tevrat'ı değiştirdiler. Durum böyle olunca Hazreti İsa ve İncil'de keza yine bunlardan nasibini aldı. Bundan dolayı Rabbimiz artık bu kader planında böyle olması gerekiyor zaten. Bu sefer Araplardan Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkardı. Arapların içinden çıkardı. Şimdi Arapların içinden çıkardı. Allah Resulü de diyor Araplara kızmayın. Çünkü ben de bir Arap'ım. Yani o zamanki söz bu. Ama ayetler, Allah'ın ayetleri ve güncel konular olsun. Hadislerde dahil baktığımızda kızmayın diyen Allah Resulü'nün sözünün o döneme ait kaldığını görebiliriz. Niye? Çünkü artık Araplar o Allah Resulü'nün bildiği Araplar gibi değiller. O nedenle kızmak da diyebiliriz farzdır. Ne anlamda? Hani sünnet vacı falan değil. Farzdır. Bu sadece Araplar için değil. İslam'a girdiğini söyleyip Allah'ın emir ve yasaklarını yapıyorum diyen yalancılara, fasıklara kızılabilir. Bak, zındık dilinden çıkana, münafığa falan demiyorum. Yalancılara, günahkarlara ve fasıklara kızılabilir. Bunlara kızmak da farzdır. Şimdi durum böyleyken İsrailoğulları üzerinden bu Arapların sonunun nasıl olacağına dair ayetlerimize geliyorum kardeşlerim. Şimdi özellikle onları okuyalım. Ondan sonra tevilini birebir yapacağız inşallah. Maide suresiyle başlıyoruz kardeşlerim. Evet, Maide suresi 21 kardeşlerim. Buradan alıyorum ben. Yani 20'den de alınabilir ama 20'den alalım, okuyalım. Sizler de görün kardeşlerim. Bir zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına. Bir zamanlar Musa halkına şöyle demişti. Ey halkım, Allah'ın size verdiği nimeti düşünün. İçinizden resuller çıkarmış, sizi krallar yapmış, size alemlerden hiçbirine vermediği şeyler vermişti. Ne demiş İsrailoğulları ile ilgili? İşte bu Maide suresi 20 bunu net ortaya koyuyor kardeşlerim. 21. Ey halkım, hadi Allah'ın size bahşettiği arz-ı mukaddese, kutsal topraklara girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa pişman olursunuz. 22. Dediler, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onları oradan çıkarmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. 23. Onların o korkuları kimseden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği bir iki adam çıkıp şöyle dedi. Üzerlerine saldırın, kapıyı tutun, yani kapıyı önden girin. Bir kere oraya girdiniz mi muhakkak siz galipsiniz. Eğer gerçekten müminlerseniz Allah'a güvenin.
24 dediler. Ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya ebediyen girmeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz savaşın, biz işte burada oturacağız. 25 dedi, ey Rabbim, görüyorsun ben nefsimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Bizimle günahkar halkın arasını ayır dedi Musa. 26 Allah şöyle buyurdu, artık orası onlara 40 yıl haramdır. Oldukları yerde sersem sersem dolaşıp duracaklar. O günahkar topluluk için üzülme dedi Hazreti Musa'ya. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasının hakkıyla oku. Hani ikisi birer yakınlık sunmuşlardı yani kurban da birine kabul edilmiş diğerinden edilmemişti. Senin kesinlikle öldüreceğim dedi. Diğer ise şöyle dedi. Allah ancak muttakilerin kabul eder. Bunu ekstra okudum kardeşlerim. Şimdi burada birinci önemli söz özellikle 24. ayette ne diyor? Diyor onlar orada bulunduğumuzda biz ebediyen oraya girmeyiz. Yani mukaddes topraklara diye. Şimdi burada kardeşlerim hani orada azgın bir güruhun olduğunu, o topraklara giremeyeceklerini belirtiyor. Hazreti Musa da diyor ki sen git Rabbinle gir. Yani bunu bu şekilde belirtiyorlar. Yani Hazreti Musa da işte onlara elinden geldiği kadar Allah'ın emrini bildiriyor. Şimdi buna rağmen kardeşlerim hala yani o zamanlar Hazreti Musa'dan Allah'ı açıkça görmelerini dahi istiyorlar bunlar. Yani öyle bir topluluk var düşün. Bir topluluğun gelip oraya hadi biz de geliyor savaşarız demezler, diyemezler. Çünkü bunlar sıkıntılı bir toplum yani. Yani dünyaya tapan, dünyalık işlerin peşine koşan insanlar. Şimdi diyeceksiniz bunların Araplarla bilmem neyle ne alakası var? Geleceğiz. Bir de Tövbe suresi 97 kardeşlerim. Özellikle Araplara ilgilendiren ayet olmak üzere. Bunu da bir okuyalım. Konumuzla bağlantılı olup olmadığını daha iyi anlayacaksınız inşallah. 97 Bedeviler inkar ve münafıklık bakımından daha serttirler. Bununla birlikte onların Allah Resulüne indirdiği sınırları bilmemeleri daha anlaşılabilir bir durumdur. Allah her şeyi bilendir, işi sağlam yapan ve yaptığında da bir hikmet bulunandır. Farklı maillerde farklı şeyler söyleniyor yani kelimeler fark ediyor. Benim elimdeki hani mealde bu yazıyor ama ben ekrana gerçek anlamda meali olanı ekrana koyacağım. Buradan daha iyi anlaşırsın kardeşlerim. Çünkü diyebilirsiniz ya okuduğumla ekrana koyduğum bir değil. Hani o nedenle hani benim elimde iki tane meal var. İkisi de birbirine yakın ama gerçek anlamda kelime anlamlarıyla ayetin tamamını kapsayıcı olarak içine alan anlatan meallere ekrana koyuyorum. Bunu bilmenizde fayda var kardeşlerim. Şimdi bedevilerin yani nasıl insanlar olduğunu Tövbe suresi 97'de böyle belirtmiş oluyor Rabbimiz Tövbe suresinde. Şimdi kardeşlerim, Araplar özellikle Allah ve Resulü'nün dediğimiz gibi getirmiş olduğu dine sahip çıkmadılar. Safsataları yani bu işi özellikle geçmişine Abbasi Emevi dönemlerine kadar gider bu iş. Oralara girmeye de gerek yok. Biz son dönem bizi ilgilendiren ahir zamandayız. Bu döneme bakıyoruz. Şimdi geçmişten gelen hastalıklarından dolayı bu hala devam ediyor. En son Osmanlı'nın yıkılışının sebeplerindendir. Osmanlı Türkler canıyla, malıyla, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla, gebesiyle Allah yolunda cihat ettiler şehit olma pahasına. Peki öyle de oldu. Ama Araplar ekseriyeti çoğu kabileler halinde, bunlar aileler halinde
İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla iş tuttular. Yani burada halifelik üzerine, İslamiyet üzerine dini İslam'a ihanet etmiş oldular. Osmanlı'ya değil kardeşlerim. Bunu da yanlış bilmeyin. Osmanlı'ya, Türklere ihanet ettiler demek doğru değil. İslam'a ve Allah'a, Kur'an'a ve Allah Resulüne ihanet ettiler Araplar. Bu din Allah'ın dini. Bu dinin elçisi Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hal böyleyken burada size bize değil de için öznesi, gizli öznesi olan Allah ve onun dinidir ve onun Resuludur ve onun kitabıdır. Kutsal beldelerinde yaptıkları son dönemlerde özellikle dikkatle basında görebiliyorsunuz sosyal medyalarda falan her türlü İslam dışı şeyleri yapıyorlar. Zaten bunlar yaklaşık 100 yıl önce böyle değiller miydi? Bunlar kime karşı savaştılar? Osmanlı'ya mı? Hayır. Tevhid-i Nazır'a karşı savaştılar. Onların öncesi de var. Öyle olmasaydı zaten Araplar Selçuklu ve Osmanlı döneminde hakimiyetlerini sürdürürlerdi. İşte gerçek inananlar o dönem o Selçuklu ve Osmanlı olduğu için onlardan takva olarak, amel olarak, niyet olarak üstün olduğu için Allah-u Teala onları getirdi. Onlar canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaştılar. Şimdi böyle bir toplulukta sona gelindiğinde İslam'a ihanet edenlerin sonu nedir kardeşlerim? İsrailoğullarında olduğu gibi 40 yıl sürgündür. Hani mülteci diyorlar, Suriyeliler ülkemize geldi diyorlar, Afganlar geldi diyorlar işte, Afrikalılar geldi diyorlar işte, Lübnanlılar geldi diyorlar ya, Araplar geldi diyorlar ya. İşte bunun sebebi, hikmeti kardeşlerim budur. 40 yıl topraklarında sürgün edilecekler. Bulundukları yerde topraksız, vatansız olarak dolaşacaklar. İşte Allah-u Teala zalim ile, kafir ile, inkarcı dinine, kendine karşı çıkanları yerlerinden, yurtlarından eder. Bunun hikmeti budur. Buradan da söylüyorum. Gerek Suriyeliler, gerek Araplar bir daha artık o topraklara gidemeyecekler. Üstüne para da verseniz, şan da şeref de verseniz gidemeyecekler. Sebebi ise dediğimiz gibi Allah'a ihanet etmeleridir. Allah'ın dinine, kitabına, Resulüne ihanet etmelerindendir. Allah dinine, kitabına, Resullerine ihanet edeni affetmez. İsrail oğullarında olduğu gibi. Bu 40 yıllık süre sıradan bir süre değil. Bu 40 yıllık sürenin diğer hikmeti Hazreti Mehdi Aleyhisselam, gerçek adıyla Zülkarneyn Aleyhisselam'ın 40 yıllık hükümdarlığına denk gelmesidir. Onun döneminde de Arap toprakları diye bir toprak olmayacaktır. Zaten hadis-i şerifte Allah Resulü ne diyor? Ahir zamanda diyor. İranlılar ve Arapları kastediyor. Farisler ve Arapların bir devleti olmayacaktır diye belirtiyor. Bunu bilen biliyor. Çeşitli videolarımızda bunu ekrana da koyduk. Dile de getirdik. Şimdi bütün bu bilgileri topladığımızda ne olmuş oluyor işte dediğimiz gibi? Allah'a, dinine, Resullerine, kitaplarına ihanet edenlerin akıbeti yerlerinden, yurtlarından çıkarılmalı. Onlar bunlara daha layıklar. Bunu bu videomuzda net ortaya koyuyoruz. Yani mültecilermiş. Gelmişler, geri göndereceğiz. Bunlar hikaye kardeşlerim. İşte bunların dünyada göç yollarının ikinci kez anlatılması, Allah-u Teala bunu İsrailoğulları üzerinden aslında Araplara anlatıyor. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sana anla türünü biliyorsunuz, doğru mu? Yani Rabbimiz geçmiş olaylar üzerinden geleceği anlatır. Burada da yine Araplar üzerinden, İsrailoğulları üzerinden 40 yıllık yerlerine, yurtlarına edilen Arapların ve İsrailoğullarının üzerinden anlataraktan ahir zamanda Mehdi Ali Resul döneminde, Zülkarneyn Aleyhisselam döneminde Arapların yerlerinden, yurtlarından edileceği zaten başladı. Epeydir başlamıştı. Son 10-12 yıldır hızlandırıldı. Daha da olacak çünkü o dönemde 40 yıllık Zülkarneyn Aleyhisselam devleti 49 yıl ayakta kalacak. 40 yılı
bunlar yerlerine, yurtlarına edilecek. Kalan o 9 yılında İsa Mesih ve Zulkarneyn Aleyhisselam olmayacağı için ondan sonra gelecek halifeler dönemine dair bir şey diyemem. Ama ayet üzerinden ne söylüyorum? 40 yıl bunlar yerlerine, yurtlarına edilecekler. Ve bir devletleri de olmayacak. Çünkü biz bunu defaça da söyledik. İran deyip geçmeyin. Anadolu'nun yıkılışı İran'ın eliyledir. Arapların da sebebiyledir. Tabii buna kafirler sebep oluyor planlarıyla vesaire ama bunların hikmeti böyle kardeşlerim. Yani net bir tespittir biiznillah. Bunu yaşayarak görüyorsunuz, daha da göreceksiniz. Çünkü bu iş Türkiye ihanetle alakalı değildir. İnşallah dediğimiz gibi kardeşlerim, Allah'a ihanetin bedeli budur. Yerlerine, yurtlarına edilmeleridir. O nedenle kardeşlerim, ben bu güzel bir konuya vesile olduğumu düşünüyorum. Kendi ülkelerini terk edip başka ülkelere gitmek zorunda kalan Araplar, 40 yıl bir daha topraklarına dönmeyeceklerdir, döndürülmeyeceklerdir Rabbimiz tarafından. Yeryüzünde sebepler buna, yani sebepler çok olur. Ama kader planında bu böyle. Biz de buna vesile olduğumuz için Rabbimize sonsuz olsun, şükürler olsun. Şüphesiz Rabbim neylerse güzel eyler, en doğru olan Rabbimizdir. Biz de ilmimizle, bize verdiği ilimlerle, bize nasip ettiği konularla, kendi kader planından haberdar etmesiyle yaklaşık dediğimiz gibi her zaman %90-95 civarında net tespitlerimiz var kardeşlerim. En doğrusunu yine Rabbimiz bilir. Ben bizi izleyip takip ettiğiniz, destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Rabbime emanet olunuz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.